GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta oyunun 3. görevinde Taking Up Turf isimli görevde hatırlıyorsanız Sweet ile beraber Balla bölgelerine gidiyorduk ve oradaki Balla yazılarını karalayıp kendi yazılarımızı yazıyorduk. İşte o görevde oyunun ilerleyen kısımlarında hatırlıyorsanız Sweet bizi tam olarak şu karşı taraflara bırakıyordu, Balla bölgesinde bırakıyordu ve bir yere gidiyordu. İşte şimdi bu videoda Sweet'in nereye gittiğini öğrenmeye çalışacağız. Ben de nereye gittiğini bilmiyorum. Sizlerle birlikte denemek istiyorum. Hemen görevimizi aktif edelim, görevimize girelim ve nereye gittiğini öğrenmeye başlayalım. Şöyle üçüncü görevimiz dediğim gibi hemen göreve giriyoruz. Şimdi Sweet'le beraber ilk başta şu Balla bölgelerini boyayacağız. Şuradaki karşı taraftaki Balla bölgelerine gideceğiz. Sweet'le beraber yapacağız oradaki işlemleri. Daha sonra Sweet'le başka bir bölgeye gideceğiz. Ve Sweet orada bizi bırakacak. Ve o kısımda bıraktığı zaman Sweet'in nereye gittiğini hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Şimdi hemen şuradaki yerleri bir halledelim. Hemen şuradan ara sahneye atlayalım. Ve şuradaki yazıları hemen boyayalım. Daha sonrasında ise hemen o bölgeye gideceğiz. Şöyle hatta hiç vakit kaybetmeden hızlıca şuralara ışınlana ışınlana buraları boyayalım. Şöyle arabaya tekrardan gidelim. Evet, çok hızlı bir şekilde hallettik. Video uzamasın diye elimden geldiğince hızlıca hallediyorum. Şimdi diğer kısma gidelim ve daha sonra Sweet nereye gidiyormuş birlikte bir öğrenelim. Öncelikle jetpack'le kovalamayı deneyeceğim. Jetpack'le yetişemezsek serbest kamera moduyla kovalayacağım. Ama jetpack'le yetişebileceğimi düşünüyorum. O yüzden öncelikle bir jetpack'le denemek istiyorum. Ve buradaki bölgede gelmiş bulunmaktayız şu anda. Hemen jetpack'i almaya başlıyorum. Jetpack ilesini yazdım. Ve Sweet'i kovalamaya başlayalım isterseniz. Şimdi Sweet bu tarafa doğru gidiyor. Ve bu arada bir şey göstereceğim sizlere. Şunu fark ettim az önce. Sweet arabayı sürmeye başladığı zaman yolcu koltuğunda sağ tarafta oturuyor şu an gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Arabanın şoför koltuğunda şu an kimse yok. Sweet'in arabası kendi kendine gidiyor. Bu da ilginç bir olay oyunda. Bu görevde karşılaşabileceğiniz garip bir görüntü. Şimdi arabanın üstüne konmuş bir şekilde nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Tabi şu an arabayı çok garip garip sürüyor. Bir yerlere çarpıp duruyor. Taksiye çarptı mesela. Normal bir NPC gibi değil. Garip bir şekilde sürüyor şu an. Şu an Glen Park'ın oralara geldik. Acaba rastgele mi dolaşıyor yoksa bir yere mi gitmeye çalışıyor bilmiyorum. Birazcık takip edeceğiz, bekleyeceğiz böyle nereye gittiğini. Eğer belli bir süre bir yere varamazsa muhtemelen boş boş geziyordur diyeceğim ama bir yere gidiyorsa tabii ki nereye gittiğini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi sadece boş boş geziyormuş gibi geliyor bana. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir yere gittiğini düşünmüyorum ama bunu demek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. O yüzden birazcık daha bekleyeceğiz. Ve biraz bekledikten sonra nereye gittiğini öğrenmeye çalışacağız. Şu an sollama yapıyor. Kırmızı ışıkta geçiyor. Gerçekten normal bir NPC gibi değil. Acelesi olan bir karakter gibi davranıyor şu an. Hiçbir yerde durmuyor. Kırmızı ışıkları dinlemiyor. Önde bir araba varsa sollayıp geçiyor. Gerçekten çok garip sürüyor arabayı. Tekrardan başladığımız yere geri döndük. Glen Park'a tekrardan döndük. Ve şimdi bu yolculuğu takip ederken aklıma bir şey daha takıldı. Şimdi biz bu Sweet'in arabasını patlatırsak görev başarısız olur mu? Yoksa yeni bir Sweet'in arabası gelir mi? Onu merak ettim açıkçası. Onu bir denemek istiyorum. Şu an arabayı gösteren herhangi bir işaret yok haritada. Mavi bir işaret olurdu normalde Sweet'in arabasını gösteren. Sweet'in arabasıyla bir işimiz olduğu zaman tabi. Şu an Sweet'in arabasıyla bir işimiz olmadığından acaba arabayı patlatsak bir sıkıntı çıkar mı onu merak ettim. Denemek istiyorum. Ama tabi öncelikle Sweet'in nereye gittiğini öğreneceğim. Ondan sonra eğer bir yere gitmediğini anlarsam arabayı patlatmayı deneyeceğim. Şu an araba gerçekten çok garip sürdüğünü söyleyebilirim. Sabahtan beri çok garip sürüyor. Arabaları çarpa çarpa, tersten gide gide, kaldırımdan da gide gide garip garip hareketler yaptığını görüyorsunuz. Ve biraz bekledim. Şimdi Sweet böyle bir yola bağlandı. Bu yol biliyorsunuz Las Venturas'a gidiyor. Yani acaba Las Venturas'a doğru mu gidecek merak ediyorum açıkçası şu an. Şu anda Las Venturas yolunda ilerlemeye başladı. Gerçekten nereye gittiğini çok merak etmeye başladım şu an. Buraya dönmeseydi iyi olacaktı. Las Venturas'a gidecekti diye düşünüyordum ama şu an Las Venturas'a doğru değil, bambaşka bir yere gitmeye başladı. Küçük kasabaların olduğu yere doğru yönelmeye başladı. Gerçekten çok acayip yerlere gidiyor. Bu arada arabanın üstünden düştük. Şöyle bir ilerleyelim, tekrardan arabanın üstüne konalım. Şimdi buraları hızlandıracağım.
şu anda küçük kasabalara ulaştı. Burada boş boş gezinmeye devam ediyor hala. Ve tekrardan geldiği yoldan geri dönüyor şu an. Evet, anlaşıldı ki Sivit buralarda boş boş geziniyor. Tekrardan aynı yerlerden geçiyor sürekli çünkü. Yani bunun bir yere varacağı yok. O yüzden bir silah hilesi yazacağım ve bu arabayı patlatmayı deneyeceğim. Tabi çok hızlı gittiği için silahı değiştirene kadar kaybolur diye korkuyorum. Şu arabanın üstüne konsam jetpack'i bırakırken arabaya binmeye çalışıyor CJ. O yüzden arabanın üstünden düşüyor. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle bir silah hilesi yazayım öncelikle. Daha sonra şöyle jetpack'i bırakmaya çalışacağım. Tabi bir yerde çarparsa, yavaşlarsa o zaman yaparsam daha rahat olacak. Ama nerede çarpar işte onu bilmiyorum. Şöyle yapsam. Neyse, düştük arabadan artık. Şöyle şeyi alacağım. Şunu alacağım. Ateş ediyorum şu an gördüğünüz gibi. Ve bakalım ne olacak. Şu an arabayı patlattım. Ve gördüğünüz gibi görev başarısız oldu. Arabayı patlattığımız zaman görev başarısız oluyormuş. Araba patlarsa görevi yapamıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Bunu gerçekten merak ediyordum. Ve sonuca ulaşmış olduk. Şu polisi bir kapatalım. Şuradan göstereyim Sivit'in arabasını. Şu an patlamış halde olduğunu görebiliyorsun. Sivit içinde mi bir bakalım. Ve Sivit'e baktığımız zaman Sivit'i içinde görebiliyoruz. Şöyle arabadan indirebiliyor muyuz onu? Tabi araba patladığı için arabaya binemiyoruz. Şöyle yapsak. Arabayı tekrardan canlandırsam nasıl olur? Arabaya tekrardan bir biniyorum. Driver kısmına bastım. SOM yazalım. Ve arabayı tamir ettik şu anda. Şöyle göstereyim. Arabayı tamir ettik. Hatta yanımızda Sivit hala duruyor. Şöyle göstereyim, yan koltukta ölmüş bir halde duruyor. Saati bir gündüz yapmak istiyorum mesela, şöyle öğlen 12 yapalım. Şimdi şurada bir duracağım. Sivit'i arabadan indirmeyi deneyeceğim. Bakalım ortadan kaybolacak mı? Değişik şeyler deniyorum işte. Merak ediyorum hepsini. Deniyorum. Tabi CJ bu taraftan binmeyi tercih etmiyor. O yüzden diğer kapıya yöneliyor. Ve kapı kilitli şu an gördüğünüz gibi. Açık olmasına rağmen şöyle göstereyim. Kapı açık görünüyor. Ama CJ kilitli bir animasyonla arabaya binmeye çalışıyor. Arabaya binemiyor tabi. Şöyle tekrardan Sivit'e ateş etsem. Evet, tekrardan Sivit'e ateş ettim. Ve ateş ettiğim anda Sivit ortadan kayboldu. Garip olaylar yaşanıyor şu an. Tekrardan şöyle driver kısmına basıp binebiliyoruz tabi arabaya. Ve bu sefer Sivit'in yanımızda olmadığını görebiliyorsunuz az önce ateş ettiğim için. Evet, bu videomuz da bu şekildeydi. Şu an şurada gözüm merdivene takıldı bu arada. Şu merdivene de çıkabilseydik bu oyunda. Yani bu şekilde değil de normal merdivene tırmanma animasyonu olsaydı gerçekten çok güzel olurdu. Ama maalesef GTA San Andreas'ta böyle bir özellik yok. Hava da bir tuhaflaştı şu an. Neyse, videoyu bitirelim biz burada. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada, bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.